Herkese merhabalar. Sevgili Oğlak burçları, nasılsınız? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugün 22-28 Temmuz haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Şimdiden her birinize hayırlı, uğurlu, güzel bir hafta dilerim. Haftanın mutluluğu, güzelliği, bolluğu, bereketi sizlerin olsun diyelim. Şöyle bir hemen şurada çok net bariz bir göz var. Görüyor musunuz? Şimdi şöyle bir göstereyim. Oradan başlayacağım bakımınıza. Şimdi sevgili arkadaşlar evet burada bir göz var ama burası sağ taraf. Bakın aynı zamanda şurada da bir göz var. Şurada da ona keza var. Yani şunu anlatıyor diyebilirim. Birden fazla gözler var. Belki sizin de artık bazı şeyler bakın dikkatinizi çekiyordur. Bu şu demek. Sizi izliyorlar. Yani gelin gideceksiniz, damat gideceksiniz, kayınvalide, kayınpeder ya da bir şekilde birileriyle iş olabilir, arkadaşlık, hoşlantı olabilir. Yani size belki ya bu kişi bu işi başarabilir mi? Biz bunu iş yerinde yükseltmeyi düşünüyoruz. Acaba olabilir mi? Bu kişi bizim ailemize gelecek. Acaba uygun mu? Şöyle bir haline, tavırlarına, hareketlerine bir bakalım. Veyahut da size ya bu kişi acaba bunu başarabilir mi? Yani uğraşıyor, didiniyor ama bakalım yapabilecek mi? Yani biraz böyle belki eleştirel bir göz ama kesinlikle negatif, kıskançlık bir şey hiç yok. Çünkü sağ taraf yani biraz evet takip edildiğinizi, bazı şeyleri siz yaptıktan sonra acaba nasıl yapmış? Bir yanlış yapmış mı? diye böyle bir kontrol etme. Gerek sözlü, gereksiz gittikten sonra işte eline bakıp şöyle bir yaptığınız işe bakma, işte iş yerindeyseniz ona göre yaptıklarınızın bir takibi, davranışlarınıza şöyle bir bakma olayları gibi durumlarınız olabilir. Ki sizler de bunu arkadaşlar, buradasınız, kolunuzu uzatmışsınız, bunları tutuyorsunuz. Yani sizin için kötü değil. Aa evet bana baksınlar, benim bu işe ne kadar uygun olduğumu ya da ne kadar başarılı olduğumu, ne kadar istekli olduğumu ya da ne kadar evet düzgün bir insan olduğumu görsünler. Yani hiçbir çekinceniz yok. Gayet temiz görünüyorsunuz. Bu görüntülerde zaten sağ tarafta. Şurada kesik, kesik, kesik devam etmekte olan bir yükseliş var. Bazen vazgeçişler, bazen tökezleme, bazen geriye düşme, tekrardan bir tırmanma döneminin yaşandığı bir olay var. Arkadaşlar ya bu bir başarıyla alakalı ya da bir sağlık olayı. Bakın burada çok fazla aşk olayı yok. Yani eğitim, iş, kariyer alanları veyahut da dediğim gibi bir sağlık alanı biraz daha olabilir. Buralarda adında soyadında A harfi olan bir kişiyle. Sizler tabii ki en başta bu haftanın 23'ü 27'si olmakla beraber net tarih vermek sevmiyorum. Özellikle de 7 haftalık, 7 biraz çünkü büyük. 7 haftalık bir süreç içerisinde, işte 2 ay ya yakın öyle diyelim. Bu kadarlık bir süreç içerisinde bu inişler, çıkışların olduğu süreçte kendinizi bir toparlama. Zaten sağlık varsa gerisi bir şekilde hallolabiliyor. Ve dediğim konularda da evet belki 2 ay kadar bir tökezleme, bir sıkıntı, şu borç bitecek gerçekten de işte 2 ayım, 3 ayım kaldı diye olabilirsiniz. Çünkü bu 7 haftalık sürecin sonunda sizin tekrardan bir şeyleri el alıp sağ taraftan yukarıya doğru çıkışınız görünüyor. Buraya doğru devam ettiğimde şu alanda halledilememiş sürekli gündeme gelen bir kağıt bir para, bir satış, bir, şey işte bir kağıt sahibi olma. Buna ister evet özgeçmişimi oluşturuyorum deyin, ister evet bir tapu olayım var deyin, ister mahkemeye vereceğim deyin. Yani bir kağıt olayı, kağıt para olayları bunları böyle bir halletmeye çalışıyorsunuz. Sürekli de zaten bakımlarınıza gündeme geliyor bu kağıt olaylarınız. Ama bir türlü yani kenarı açık, altı açık bir şekilde bir eksiklik olaylarınız vardı. Şimdi sanki Bunların tümünü bir kenara bırakıp yani bir avukatla çalışıyordunuz istediğinizi alamadınız. Onu komple kenara bırakıp başkasıyla devam edebilirsiniz. O doktoru bırakırsınız başkasıyla devam edersiniz. O işi bırakır başka bir işte devam edebilirsiniz. Çünkü artık arkadaşlar gördüğüm kadarıyla aynı şeylerle ya da aynı kişilerle dönüp dolaşıp aynı sıkıntılı sonuçları yaşamaktan bıkmışsınız. O yüzden yeni bir şeyler yeni insanlar hani sadece aşk anlamında yeni insanlar değil bu kağıdın etrafındaki yeni şeyler işte yeni bir kiracı, yeni ev sahibi gibi sonuçta onlarda bir kontrata bağlı kağıt olayları böyle bir değişim yaşayabilirsiniz. Şimdi devam ediyorum. Burada bir direk var. Direk böyle baston gibi şeyler. Birincisi çok büyük bir sağlamlığı. İkincisi hanede konuşulanların ya da dibinizdeki insanlarla yaptığınız konuşmaların çok üzerinde bir beklenti olduğunu Buna dayanarak hareket ediyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Şu anda iş yok ama işe girip maaş alırsam onunla ona güvenerek borca girerim. Ona güvenerek bir mal alacağım. Ona güvenerek bir şeyler yapacağım gibi. Şu anda hanede sadece böyle söz nişan konuşuluyor ama evlendiğinizde sırtımızı birbirimize dayayabileceğimiz bir partnerim olacak. Bunu iş için diyebilirsiniz. Başka bir şeye güvenerek bu hareketi ya da bana mal kalacak şeklindeki olaylar olabilir. Yani şu anda konuşulanların çok üstünde hem bir sonuç elde etme durumlarınız hem de şöyle söyleyeyim hanede konuşulduğunda bir şeyler ya da arkadaşlarınızla konuştuğunuzda şu an için size ya daha çok var deyip havada kalıyor olabilir. Ama şunu söylüyor bugün için bu konuşmalarınız sizin bu direğinizin altını dolduruyor. Ona göre Aa, biz o zaman bunları konuşmuştuk deyip ona göre ilerleyebilirsiniz. Bu sizin için, evlatlarınız için, halinizdeki insanlar, kendi özel durumlarınız için de aynı şekilde. Ve dediğim gibi bu dönemde sizden net bir... Hani artık ritim tutturmuşsunuz. İşiniz, gücünüz, hayatınız, çoluk çocuğunuz varsa ona keza e, sağlık durumlarınız. Ya ben artık bundan sonra böyle besleneceğim. Ben bundan sonra artık böyle yapacağım diye böyle kendi kendinize kararlar verdiğiniz bir dönemdesiniz. Ve bunun yanında bir bu tarafa bir bu tarafa doğru bakın dallar çıkıyor. Bu çıkan dallardan bir tanesi burada. Güneş yükselen ay burcu boğa ya da koç ya da kendiniz gibi yine bir oğlak olan bir kişiyle Ayın 23'ü Ama arkadaşlar genel olarak Pazartesi ya da bir Pazar günü bu Z harfi geçecek içine. Pazar ya da Pazartesi. Bakın bakalım üçlü tarih ne zaman geçiyor? Çünkü bu tarihlerde sizler ve saydığım bu 3 burç. Bakın iki aşama sonra çat. Hemen yukarıya doğru bir yükseliş durumu sizleri bekliyor. Burada arkadaşlar bir toplantı yapıyorsunuz. Önemli ve değerli bir toplantı. Aile büyüklerinin toplanması, işteki o büyüklerin toplanması. Böyle bir durumunuz görünüyor. Birilerinin haneye geri dönüşü, birilerinin işe geri dönüşü ya da birilerinin şansının dönmesi, tekrar birilerine şans verilmesi, işte aileler kavga etmişti, şimdi barışacaklar. İşte birbirlerine şans verebilirler. Bu iştir. Ya da bir şeylerde size ikinci bir şans tanınabilir. Siz tanıyabilirsiniz. Bunun üzerine yapılan bazı konuşmalar var. Şurada güzel bir balığınız var arkadaşlar. Ucu çok sivri. Bu şunu anlatıyor. Bu balık o kadar hızlı, o kadar... Çünkü ucu sivri olması bunu anlatıyor. O kadar hırslı, o kadar azimli ve o kadar başkalarını rahatsız edici. işte batıyor ya. O yüzden rahatsız edici geliyor ki yani size iyi geliyor ve sizi sıkıldığınız alanlarda topluyor. Şurada güzel bir düşünceniz var. Bu düşünce aşk hayatında. Kimse olmayıp da birini isteyenler. Yani aşk hayatında evet problemim var. Bu bu bu. Evlenemiyorum, boşanamıyorum. Bu da bir problemdir. İşte istediğim olmuyor. Karşı taraf gelmiyor. Ben seviyorum ama aynı zamanda nefret ediyorum. Bundan kurtulamıyorum. Şöyle şöyle düşüncelerim var. Bunların içerisinden çıkamıyorum dediğiniz alanlarda böyle bir açılma, rahatlama, ferahlık var. Muhtemelen beklediğiniz insan geri dönebilir. Özür bekliyorsanız evet özür gelebilir. Zaten dedim ya şurada birilerini toplamışsınız. Bir konuşma süreci içerisindesiniz. Bu konuşma sürecinde olduğunuz yerde de bir barış kavuşma, işte bir şeyleri toparlama ya da şartlarınızı konuşuyor olabilirsiniz ki arkadaş ortamında belki tanışacaksınız ve o yüzden öyle bir toplu alan görünüyor. Olması da kuvvetle muhtemel. Şimdi şu alana baktığım zaman burada arkadaşlar çok büyük bir yükseliş var. Bu arada bakarsanız hanenin içerisi çok temiz. Özellikle 1, 2, 3 kişinin olayları çok gündemde. Bir kişinin hastalığı ve uzaklaşma durumu konuşuluyor. Bir kişinin bir sağlık olayı yine burada gündemde. Burada da bir insanın ya parası bakın elinde bir şey tutuyor ya parası ya başarısı ya da bebeği, çocuğu, küçük çocuk ama yani kalkıp da 45 50 yaşındaki kişi değil yani. Böyle küçük en fazla kaç olabilir? 18'den küçük sayılıyor ya. Ha, o yaşlara kadar olan bir kişinin çocuğudur, bebeğidir. Dediğim gibi elinde tuttuğu bir parasıdır. Onunla alakalı bu kişi çok böyle şey, gergin görünüyor. İşte elimdeki param gitmesin, çocuğum gitmesin. Ay başka şehre mi gidecek benim çocuğum? Ay gitmesin gibi gibi. Böyle bir düşünce olabilir, parası olabilir, işi olabilir. Çünkü elinde çok da büyük olmayan bir şey var. Buna e, üzülüyor gibi ve pek gideceğini de düşünmüyorum. Çünkü bu kısımlar oldukça temiz. Burada genel bir mutluluk hali var. Neden bir mutluluk hali diyeceğim? Çünkü burada Alt kısımda sizi dengeleyen, sizi taşıyan, güvenebileceğiniz kocaman bir şey var. Ve sadece bir şey söyleyeceğim. Burası geçmiş kısmı. Burada birisi, burada birisi iki kişinin omuzlarının üzerinde bir şey taşınıyor. Bunun ne olduğunu tahmin etmişsinizdir. Bu geçmişte kalmış bir şey. Bu şeyin üzerinde yani bu bay arkadaşlar bir tabut. Tabutun üzerinde görebilirsiniz domuzun kuyruğu, domuzun ön tarafı görünüyor. Ve bu kişinin bakın gözü arkada kalmış gibi yani gibi. iki kişi çok üzülüyor bu konuya. Özellikle adında soyadında T harfi olan ki bir yay burcu da olabilir bu konuda. Şimdi arkadaşlar bu olayın konuşulması şu oluyor. Tabii ki biri miras kalma konuları bu mirasta bir hak alma. Hiç beklemediğiniz birisinin size böyle bir miras bırakma olayları olabilir. Bir de şurada bir göz, gözün üzerinde bir kaş. Şu fillerin hani hortumun ön kısmı böyle çok öne doğru kabarık olur ya. Onun gibi bir görüntü kendisini gösteriyor ama devamı yok. Bu şu anda uğraşılan kim neyle uğraşıyorsa bakın size artı dokunabilecek insanlar bellidir. Kardeşiniz, eşiniz, partneriniz, anne baba, anneanne babaanne dedeler, çocuğunuz değil mi? Yani kalkıp da amcanızın, dayısının, kızının, oğlunun bilmem nesi değil. Biraz bu insanlarla alakalı olarak maddi açıdan yaşanabilecek bir mutluluk. Onlarla ilgili de olabilir, sizinle ilgili de olabilir ama çok geniş çaplı göründüğü için bu şekilde söyledim. Bir hani toparlanma dönemi gibi bir şeyler görünüyor. Burada iki kişi görüyorsunuz böyle birbirlerini kollarını şu dirseklerine doğru tutup öpüşüyorlar. Resmen öpüşüyorlar yani. Büyük bir aşk gelebilir. Dediğim gibi aşk hayatı zaten hani fincan içerisinde çok güzel görünüyordu. Burada da çok güzel görünüyor. Bu bir. İkincisi ikili bir vakitte ikili ilişkileri düzeltecek olan bir gagası, kafa kısmı, gövdesi ve kuyruğu belli olan papağan gibi yani çok konuşulacak bir olay geliyor. Bakın görüyor musunuz? Bir şey tutuyor. Ve ikili ilişkileri düzelecek. ister iş olsun, ister karşılıklı kontratlar olsun. Anlaşmalar, yeminler, sözler, aşklar, ilişkiler, aile içi ilişkiler olabilir. Buralara artık noktayı koyacak büyük bir olay geliyor. Hanen içi çok temiz. Sol taraftaki düşmanları ya da sıkıntılı insanları kapatmışsınız. Burada da adında soyadında E harfi olan göz kısımları büyük olan bir kadının size karşı bir gebeliği var. Yani sizden kopamıyor. Size bir laf söyleyemiyor. Çünkü sizden yani ya bir çıkarı olacak ya da sizi çok sevdiği için kırmak, üzmek istemiyor. Bu yüzden de hani hep sizin böyle iyiliğinize hareketlerde bulunuyor diyebilirim ve bir evlilik gibi bir şeyler görünüyor. ki iki kişi burada etraf sanki selamlıyorsunuz. Ha bu bir büyük bir başarı da olabilir. Hani etrafa böyle el sallıyor gibisiniz. Tabii ki o da söz konusu. Buraya baktığımda bakın bir şeyler çifter çifter geliyor. Çok da güzel görünüyor. Niye niyet ediyorsanız hadi hayırlısı olsun. Birisi diğerinden daha baskın bir şekilde ilerliyor. Bir niyetinizle diğerinden daha fazla ilgilenebilirsiniz. Hani iki tane çocuk olur. Biri daha böyle suskun olurken diğeri daha yaramaz olur. Daha iyi çok yaramaz olanla ilgilenirsiniz ya. E çünkü diğeri duruyor zaten. Heh. Onun gibi arada tabii ki ikisine de aynı anda ilgilenmeniz, bakmanız gerekiyor. Ama o arada bir fark oluşuyor. İşte bir işiniz daha baskındır. Biraz okula çok ilgilenmeyebilirsiniz. Ya da aşk hayatı daha yoğundur. Aile hayatı biraz daha arka planda kalabilir. Bunun gibi. Benim söyleyeceklerim de bu şekilde. Eğer hala kanalıma... Abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.